Şimdi kardeşler size çok önemli bir bölüm anlatıyoruz. Hiç telaşlandırmıyoruz. Evet, hiç. Çok önemli. Hiç ağzınıza sağlık. Hep o oh iyisin diyorsunuz ama bir taraftan siz dışarıda telaşlanıyorsunuz. Yanında katiyen telaşlan. Oh çok iyisin, iyisin, iyi maşallah. Tamam gel seni şöyle biraz istirahat ettim. Şöyle biraz gevşesen, şöyle bir yat filan diyebilirsiniz. Ama oturup pozisyona getirmenizde yarar var. Amma ve lakin. Bir baktınız ki şuur gitti. Öyle yapıyor filan. Ne kadar süre o zaman sonra hemen, gidiyor şuur? Hemen yatıracaksınız onu. Şuur gitti. Nereden anlıyorsunuz? Sizin hiçbir sorunuzlarınıza cevap vermiyor. Bakın dikkat edin, burası önemli bir şey anlatıyorum şimdi size. Önemli bir bölüm anlatıyorum. Yatırdınız, şuuru var mı yok mu sorulara cevap vermiyor. Sorulara cevap vermiyor. Böyle bıraktı kendini, böyle oldu bıraktı. Dikkat edin, yavaşça bir yerini şöyle küçücük cimcikleyin. Şöyle küçücük bir yerini cimcikleyin. Allah Allah. Cimciklediğinizde çekiyorsa iyi, biraz daha cevap veriyor demektir. Tam daha iş bitmemiş, iyice işler bitmemiş. Daha biraz ya cimciklermişiz. Böyle. Yani şöyle birazcık çaktırmadan bir de yani evet, hastaya evet. Falan biz göstermeyiz. Hastanın yakınlarına göstermeyiz. Neden? Ya ne yapıyor bu adam cimcik öderiz. Biz böyle hafiften böyle bir yerinden böyle küçücük bir şey yaparız ki. Mesela elini çekiyorsa hah deriz, biraz hayati belirti var deriz. Biraz daha bir şeyler var deriz. Şimdi kardeşlerim çok önemli bölümüne geliyoruz. Şöyle kim gelebilir yanımıza gelsin bir iki kardeşimizle beraber yapalım. Gel abla sen. Sen de gel abla. Sen de gel böyle. Beraber yapalım şöyle. Bakın, çok önemli bölümünü söylüyoruz. Ne yapayım? Elinizde baktınız ki fenalaştı. İyice gitti. Hiçbir şey yok. Şimdi yapacağınız birinci şey şu. Birinci şey şu. Nefes alıyor mu almıyor mu nasıl anlayacaksınız? Hemen şöyle yüzünüzü bir tutun. Nefes alıp almadığına bakın. Demin ben size hani bir kağıt parçası göstermiştim. Böyle tutuyorduk hani böyle. Böyle tutacağız bak böyle. Oluyorsa mikrofon kağıt biraz hareket ediyorsa peçete iyi nefes alıyor. Korkmayın o zaman. İkincisi kalbinin durup durmadığına bakacağız. Nereden bakacağız kalbine? Serap Hanım. Nereden bakacağız? Nereden bakacağız kalbi? Yani boynunda. Şimdi, şimdi nabzından bakacağız. Nabzından güzel ama bakacağız. Dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat edin. Ha, şah damarına bakacağız. Neden? Kollarda vücut derhal oradaki kanları çeker. Ana merkeze alır. Nereye alır? Gövdeye alır. Niçin alır? Çünkü hayati bölge buradadır. Buraya alır kanı. Buralarda el ayağı buz gibi olur. O yüzden nabzı alamazsınız oradan. Yani buradan tutacağınız nabzı alamazsınız. Annem ne güzel söyledi. Şah damarından. Şöyle herkes bir şah damarını hissetsin bakayım. Şurada. Hemen de burada bu nabzı tutacaksınız. Diyelim ki nabız da yok. Hemen ağzını dilinin arkaya kaçıp kaçmadığına bakacaksınız. Ağzının içinde takma dişleri varsa derhal çıkaracaksınız. Ağzını güzelce bu dilini düzelteceksiniz. Dili genizlerine doğru kaçarsa nefes borusunu tıkar, nefes alamaz. Dişleri varsa dişlerini aldık, ağzını güzelce sildik. Sonra iki göğsünün arasının tam bu orta bölgesine masaj yapacağız. Nasıl yapacağız? Masaj. Doğru. Ama benim size, benim tecrübelerime göre bir tavsiyem var. Hani eskiden evimizde radyolarımız vardı. Radyo bozulduğu zaman böyle bam diye bir vurduk, ondan sonra çalmaya başlardı. Hatırlıyor musunuz? Heh, aynen öyle. Bu kalpte de bir elektrik sistem olduğu için bazen hemen bu uyaran bile onu tekrar düzen. İki göğsünün arasına şöyle bakın. Bir iki tane vurup ondan sonra başlayın masaja. Benim size tavsiyem bu. Bu benim tecrübelerime göre enteresan bir şekilde bu şekilde kurtardığım vakalar da vardır. Şimdi ne yaptık? Vurduk. Ondan sonra ne yapacağız? Kalp masajına başlayacağız. Bir de nefese başlıyor. Ağızdan ağza. Ağzını güzelce silebilirsiniz. Eğer yine de şey yapıyorsanız şöyle bir bez parçası koyabilirsiniz. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bazen bu kağıtlar tamamen naylon oluyor. İyice kapatıyor. Geçmiyor. Ona dikkat edin. Nefesiniz geçmiyor. Tülbent yemeni olursa çok güzel kardeşim dediği gibi. Ne yapacaksınız? Tam ağzınızı, burnunu kapatıp tam ağzınızı 1, 2, 3, 4, 5 tane nefes verdikten sonra tam buraya dirsekleriniz kıvrılmayacak, direkt gelecek şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 tane buraya basacaksınız, 5 tane nefes vereceksiniz. 100 tane buraya, 5 tane buraya, 100 tane buraya, 5 tane buraya. Ne zamana kadar devam edeceksiniz? Ta ki hasta kendine geldi, toparladıysa amenna ya da ekip gelene kadar.